Barış Bey! Barış Bey, iyi misiniz? Barış Bey, ses verin! Yemeden olmaz. Adamın midesi delinir. Menemen yapmayayım bu sefer. Bakalım menümüzde ne var? Yumurta. Aslı. Barış Bey, iyi misiniz? Senin ne işin var burada? Çok korktum Barış Bey. Yani geldim, zili çaldım, bağırdım, seslendim ama duymadınız. Hiç kıpırdamayınca ben de bir şey oldu sandım, içeri girdim. Çık dışarı. Sizi neyin bu kadar üzdüğünü söylerseniz eğer yardımcı olabilirim belki. Ne zaman unutulduk, ne zaman geçmiş zaman, ne zaman hatırladın adımı ben sormadan. Unutulur elbet her şehir ve her insan. Nefes bile içimizde kalmıyor inan. Bu kadar. Sizi bu haldeyken bırakıp gitmek istemiyorum Barış Bey. Siz beni bıraktınız mı? Derdinizi öğrenene kadar gerçekten gitmek istemiyorum. Yardım etmenin bir yolu vardır illa ki. Ama çok geç artık bundan sonra. Bırakın ne olursam olayım. Aklım fikrim darmadağın. Yakıyor elimi. Zaman uzatsam yatağın soğuk tarafı. Hiç kimseye bir sözüm yok. Sana yok, bana yok, hiç kimseye yok. Yakıyor elimi ne zaman uzatsam yatağın soğuk tarafı. İzin verin size bir adım atayım. Birlikte berbat hissedelim. Birlikte karışsın kafamız. Barış Bey, ben sizi bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem. Anlamıyor musunuz? Bir
Bir camın buzuna arasına. Barış Bey. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kapıyı açana kadar bekliyorum. Unutulur elbet her şehir ve her insan. Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan. Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar. Bir dokun sen de anlarsın, içimdeki kül hala sıcak. Ama çok geç artık bundan sonra. Bırakın ne olursam olayım, aklım fikrim darmadağın. Yakıyor elimi ne zaman uzatsam yatağın soğuk tarafı. Hiç kimseye bir sözüm yok, sana yok bana yok, hiç kimseye yok. Yakıyor elimi ne zaman uzatsam yatağın soğuk tarafı. Camın buğusuna arasına kalp koymadan, yazılmış baş harfler gibiyiz öyle yalnız, öyle sıradan. Ama çok geç artık bundan sonra. Bırakın ne olursam olayım, aklım fikrim darmadağın. Yakıyor elimi ne zaman uzatsam yatağın soğuk tarafı. Hiç kimseye hiçbir sözüm yok, sana yok bana yok, hiç kimseye yok. Yakıyor elimi ne zaman uzatsam yatağın soğuk tarafı. Geldi valla Sıtka. Mumlar, ambiyans falan. Çay da sakinleştirdi. Ama Sıtka, yani kendi işlerim yetmiyormuş gibi bir de Barış'ın işleriyle uğraşıyorum. Ya kesin bir şey var bu işin içinde. Yani hastalık falan bahane. Şu sırla alakalı olabilir mi acaba? Olabilir. Sen Bilal'in avukatını arayacaktın, ne oldu? Konuştum İlayda Hanım. O müsait olunca bizi arayacak. Hayır, çünkü Bilal Barış'ı neyle tehdit ettiyse avukatı kesin biliyordur. Acaba o bize dönene kadar biz şu aileyi mi kurcalasak? Çünkü Hakan'ı arıyorum, açmıyor. Amerika'ya gitti mi gitmedi mi öğrenemiyorum. Yani sanki o tarafta da bir şeyler dönüyor. Sıdık'a bak, bu ilginç işte. Dur ben şu Cahide Hanım'ın tarafını bir yoklayayım. Efendim İlayda'cığım. Merhaba Cahide Hanım, nasılsınız? Evde de yalnızsınız, ayağınız da öyleyken aklım sizde kalıyor. İyiyim iyiyim, fena değil, ayağım da daha iyi. Ama yalnız değilim, Hakan Amerika'ya gitmedi. Barış'ı da arıyorum, açmıyor, o da hastaydı, onu da merak ediyorum. Toparlanır, toparlanır, merak etme. Ama yani sesiniz çok sıkıntılı geliyor, bak aklım sizde kaldı. İşte çocuğum, yani çok böyle ayağım böyle diye evde çok kapalı kaldım da ondan. Geçer canım, geçer, merak etme.
O zaman ben yarın size geleyim, kafanızı dağıtayım biraz ha? Şöyle bir havanızı değiştireyim, neşenizi yerine getireyim. İşte o biraz zor ama tabii beklerim sen, gel canım tabii. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sıdıka, var bunlarda bir iş, ben sana söyleyeyim. Bana bak, sen şu yarım akıllı var ya, onu bir yokla bakalım neler dönüyormuş, öğren. Seve seve İlayda Hanım. Ben sana Aslı'yı işten çıkaracaksın demedim mi Teo? Dedim patron. Ben niye o zaman bugün yine gözümü Aslı'yla açıyorum? Yani Allah'ın işi işte, bilmiyorum. Dalga mı geçiyorsun sen benden? Ya patron, vallahi gittim konuşmaya. Ama kız böyle gözümün içine bakıp Barış Bey öyle, Barış Bey böyle diye şey yapınca söyleyemedim yani. Ne yapınca, ne yapınca? Ya kız senin için çırpınıyor patron. Çırpınırsa çırpınsın Teo. İki kere çırpınacak, üçüncü de unutacak. Söyleyeceksin. Sen söyle o zaman. Geç karşısına, gözlerinin içine bak, sen söyle o zaman. Yapamayacağımı biliyorsun Teo. Ama yapmamız gerektiğini de biliyorsun. Bilmiyorum patron. Bence böyle bir şeyin yapılması gerekmiyor. Tut elini gitsin ya patron, tut. Teo, ne kadar çirkin bir şey sakladığımızın farkında mısın sen? Bu kirli elle mi tutacağım ben kızın elini? Son kez söylüyorum. Bitir bu işi. Bitir. Özür dilerim patron ama yapmayacağım. İyi akşamlar. Öyle, oradan baktı Gül. Ne güzel bakmış işte. Kızım bak, ne diyorum sana. Bak, dert neyse gömmüşler. Belli ki adam bunalımda. Toparlayacak. Peki Teo başka bir şey demedi mi? Neymiş o dert? Bir ipucu falan vermedim ya. Ya dert neyse gömmüşler. Ne verecek daha? Öyle eşeleyip hortlatma. Sen anca yanında ol, destek ol yani. Destek oluyorum zaten. Ama bazen böyle fazlamış sırnaşıyorum. Kızım adam beni kovdu, gitmedim resmen ya. O da seni bırakmamıştı. O tepeye çıktığın gün gelmedi mi peşinden? Geldi. Ne diyorsun yani? Yarın gideyim mi? Tabii ki git. Aslı. Abi. Ya benim aklıma bir şey geldi ya. Ne geldi abiciğim? Bu davalarda zaman aşımı falan oluyor ya. Şimdi bizim davanın da üzerinden 2-3 ay geçti. Biz bu adamı bulmadan bizim davada rafa kalkmaz değil mi? Ha yok. O öyle bir şey değil ki abi. Yani biz şikayetimizi yaptık. Eminsin değil mi? Evet, eminim. Hem öyle bir şey olsa Barış Bey söylerdi herhalde. Tabii. İyi. İyi, tamam abiciğim. Tamam. İlayda Hanım, Semih Bey geldi, odanızı aldım. Aa, biz onunla otelde buluşacaktık. Ha şey, Barış Bey gelmiyor diye birazcık kızmış da. Olur mu canım öyle şey? Barış yoksa biz varız, hallederiz şimdi. Merhaba Semih Bey, nasılsınız? Hiç iyi değilim İlayda Hanım, hiç iyi değilim. Şirketim elden gidiyor. Barış Bey ortalarda yoklar. Biz kendisiyle bu şekilde anlaşmamıştık. Evet, çok haklısınız ama beklenmedik bir durum ortaya çıktı ve Barış çok hasta. Öyle mi? Yoğun bakımda mı? Yok, o kadar değil ama evde yatıyor. Olmaz öyle şey. Ben onu doktora götürürüm. Bir serum yaparlar, öğlene kadar dikilir ayağa. Eğer serumla geçecek olsa Barış zaten hallederdi. Ama ben meseleye gayet hakimim. Yani tereyağından kıl çeker gibi şirketinizi kurtaracağım. İlayda Hanımcığım, ben şimdiye kadar kendime güvenmiyorum diyen bir avukata rastlamadım. Barış Bey'le çalıştığınıza göre eminim işinizde çok iyisinizdir. Ancak ben hiç tanımadığım birine şirketimi emanet edecek kadar delirmedim henüz.
Ben şimdi otele gidiyorum. Barış ne yapar ne eder hiç bilmiyorum. Artık doktoruyla mı gelir? Ama bugün o yanımda oturmazsa önce anlaşmayı feshedeceğim. Sonra da üşenmeyeceğim, sizi dava edeceğim. İyi günler. Haklı adam, haklı. Bakar mısın? Barış'ı arıyorum, telefonunu açmıyor. Ne yap Pepet? Bul onu otele götür. Semih Bey delirdi. Size devretmediğim işleri biraz idare edelim. İyi değil adam. İdare etmemi istiyorsa beni dışlamayacaktınız zamanında. Adamla görüşmenize beni almamıştınız hatırlıyorsan. Şimdi de adam seni tanımam diyor. Ne yapalım yani? Yani o toplantıda ben de olsaydım Semih Bey'i şimdi tavlamış olurdum. Adam da bana güvenirdi. İlayda Hanım, onu anladık. Ne yapıyoruz onu soruyorum. Ne yapalım? Beni ilgilendirmez. Patronuna sor. Ne yapacaksa yapsın. Ne soracak bir şey yok. Adam hasta, pert olmuş, yatıyor. Siz idare edin. Ya etmiyorsanız da etmeyin. Hayret bir şey ya. Aa, etmiyorum ya. Etmiyorum. Hadi bakalım. Patron, sen daha şu telefonu herif şirketi tepemize yıkacak şimdi ya. Efendim Şirin. Alo Aslı'cığım, günaydın. Neredesin? Patronun evindeyim. Niye? Ha süper. Şimdi sana bir görev vereceğim ama ne yapıp edip yapacaksın? Tek umudum sensin Aslı. Vallahi yoksa şirket batar. Şirket mi batar? Evet ateş böceği. Kızsa da, bağırsa da alınmak yok. Yani adam bunalımda. Senin ilgisi yok. Unutma. Ben patrona gideyim, Silivri'ye götüreyim onu bir şekilde. Aslı hallediyor o işi. Sen üzülme. Aradım dedim böyle böyle. O da zaten patronun evindeymiş, tamam dedi. Vallahi mi ya? Aferin sana kız. Vallahi çok hayırlı iş yapmış ne. İyi hadi gittim ben o zaman. Aa, Gül. Fatura yatırmaya çıkmıştım da. Sürpriz yapayım dedim. Kahvaltı etmiş miydin? Yok etmedim. İyi ki geldin. Gel hadi gel. Barış Bey, benim. Ne dedim ben sana Aslı? Ama benim sizi Silivri'ye götürmem lazım. Yoksa Semih Bey size dava açacakmış. Ben Barış'la anlaştım, başkasıyla çalışmam demiş. İlayda Hanım canını okumuş. Hem benim size güzel bir haberim var. Aslında dün söyleyecektim ama. Çiçek ayakta durdu Barış Bey. Çiçek ayağı mı kalktı? Evet. Yani yardımla kalkıyor ama kalkıyor sonuçta. Bir müddet ayaklarının üzerinde durdu. Yakında yürüyecek o zaman. Yani doktor söylemişti zaten ama gözle görmek başka oluyor tabii.
Bizimkilerin hepsi size çok teşekkür etti. Annemle abim de ziyaretinize gelmek istiyorlar. Hatta bunu da teşekkür için gönderdiler. Aslı çok sevindim. Hatta tahmin edeceğinden daha çok sevindim. O zaman ben size bir kahve yapayım. Siz hazırlanın, sonra çıkalım. İlayda, bir kere bir şey istedim senden. Birkaç gün idare edecektin beni. Ha, özür dileyeceğin yerde bir de hırpalıyorsun yani Barış. Ay sen ne zaman böyle kaba bir adam oldun? Ne oluyor sana? Bir derdin var senin. Ne yapmıştım ki ben? Kime ne yapmışsınız Barış Bey? Yardımcı olayım. Yok bir şey. Ha dedim de üstelik. Hayır yani bir yardım isteyeceksin, onu da adamınla istetiyorsun. İlayda tamam, haklısın, kusura bakma. Neyse, sen İstanbul'a döndüğünde alacağım ben senin ifadeni. Sen şu işini hallet de görüşürüz. İlayda tamam, tamam konuşuruz. Vallahi İlayda Hanım'a hak vereceğim, aklımın ucundan geçmezdi Barış Bey. Yani ama haklı. Ama Semih Bey de illa Barış'ı istiyorum demiş, başka bir şey dememiş. Yani o da haklı tabii. O sizinle anlaştı, başkasıyla çalışmak istemiyor. İzin verirsen çalışacağım. Tabii Barış Bey, affedersiniz. Kafasını işe de veremiyor ki. Ne oldu bir çözebilsem. Hep sen geliyordun. Bir kere de ben geleyim dedim. Birazcık da aklım kaldı. Neyde kaldı aklım? Ya siz böyle bir çalkalandınız, bir duruldunuz. Biz üstüne adam akıllı konuşamadık bile. Ya konuşacak bir şey yok aslında ya. Sen öyle diyorsun da, ben çok kötü oldum o gece. Öyle bir baktın ki, ha dedim gitti, bir daha da gelmeyecek. Ya ben o gece her şey bitti dedim. Çamura battık. Yani iş öyle bir aşamaya gelmişti. Yani son bir kez yüzünü göreyim istedim işte. Ne son bir kez mi? Ne? Niye son bir kez ya? Sen bir yere mi gidecektin ki? Hayır canım, öyle değil de. Ya boş ver, hem dedim ya bak başka bir çözüm bulduk. Böylesi herkes için daha hayırlı oldu, boş ver. Teo be, sen şu meseleyi bana şöyle açıkça bir anlatsan. Böyle üstü kapalı konuştuğun zaman ben sanki kötü bir şey var gibi hissediyorum. Gül, hani bir arayı kurcalarsan kabuk tutmaz ya, kanar durur sürekli. Bu da öyle bir mesele. Kurcalamamak gerekiyor ki kabuk tutsun, tamam? Yara var yani. Güç 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 güç. Vay vay vay. Anne. Hı? Benim dışarıda biraz işim var. Sen çiçeğe göz kulak olur musun? Ne işin var oğlum? Nereye gidiyorsun böyle? Sana ne acaba? Allah Allah. Çiçeğe göz kulak ol. İyi tamam. Oh babacığım. Neşe Hanım teyze! Neşe Hanım teyze! Bağırmasana lan, sinir otu. Görmüyor musun müşteri var? Ne yapacaksın sen annemi? Annem sadece Neşe Hanım teyzeye dedi. Hayırdır Hamdi? Söyle çocuğum ne var? Annemler bir maniz yoksa akşam bir kahvenizi içmeye gelecekmiş. Niyeymiş? Öyle şey sorulur mu Arzu? Tamam oğlum, bekliyoruz. Annenlere söyle, müsaitiz. Ya anne, bu Hıfsı'nın kardeşi Hamdi. Niye gel diyorsun? Beni istemeye gelecekler. Niye demeyeyim? Seni başka isteyen vardı da hayır mı dedik?
Teyzeciğim sen hiç merak etme. Tüm kızların evleniyor, bir tek ben evlenemiyorum bu hayatta. Müsaadenizle. Annem haklı. Ne diyeceğim şimdi ben ona? Yani beni bir istemeye gelemediniz. Hayır, Mümin amca beni istemeyecekti. Kimi alacak sana acaba? Rıyan dayı mı? Ya kızım kaç defa söyledim ya. Babam seni değil beni istemiyor. Benden koca olmazmış. Ben anlamam. Şuraya kadar geldi artık Barbo. Akşam varırım Hıfsı'ya da görsen. Öyle mi Arzu? İyi peki. Barbo gitme ya. Ben bir Semih'e bakayım. Ben de bir etrafa bakayım diyorum. Bunlarla rahat edemedim. Merhaba. Ben avukat Barış Buka. Arabuluculuk görüşmeleri için yer ayırtmıştık. Evet efendim. Görüşmeleriniz için iki ayrı suite ayarlandı. 2117 ve 2118. Hangisini istersiniz? Fark etmez. 2117. Peki. Teşekkürler. Barış. Semih. Hoş geldin dostum. Nasılsın? Vallahi açık söyleyeyim iyi değilim Semih. Bu haldeyken de sana faydalı olamayacağımı düşündüğüm için işi İlayda'ya devretmiştim ama. Vallahi ben tanıdığım insanın ölüsünü tanımadığım insanın dirisine tercih ediyorum. Zaten bizim gibi insanlar da çalışarak iyileşiyorlar dostum. Hadi gel. Nilgün dişli bir kadın. Güçlü diye ortak aldım. Kadın döndü beni ısırdı ya. Semih, bu olaydan hiç zararsız çıkmayı bekleme. Arabuluculuk böyle bir şey. Yoksa iş mahkemeye kalır. Yok yok, mahkemeyle falan beni uğraştırma. Şirketimin adı kirlensin istemiyorum. İyi tamam o zaman. Seni en az zararla kurtaracağım bu ortaklıktan, merak etme. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Artık gerçekten çünkü bu gurur meselesi oldu benim için. Oho, meşhur Aslı Hanım. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim efendim. İşiniz yok mu? Yok ama size çok selam söylediler. Heh, geldi bizim sahtekar. Hadi çıkalım biz de. Patron, Semih Bey'in bu kadınla bir derdi var. Biz de onu çözmeye geldik zaten aslında. Ama öyle değil işte. Sizi dolandırmış.
Aa, ben bunu hiç fark etmemiştim. Bak benim iki senede çözemediğimi iki dakikada çözdün. Tebrik ederim. Kopya çektim biraz. Merhaba. 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 Ben avukat Ersin Sayar. Taraflar arasında arabuluculuğu yönetmek üzere atandım. Nilgün Hanım ve avukatı yan odada. Görüşme sonlanana kadar tarafların birbiriyle görüşmemesini öneriyorum. Ve onların teklifiyle başlıyorum. Nilgün Hanım şirketin tamamını istiyor. Nilgün Hanım'ın hayallerini yıkmak istemeyiz. Ama öyle bir şey olmayacak. Şirketteki hisselerine karşılık 500 bin teklif ediyoruz. Daha makul bir teklife gitmek isterim avukat bey. Yoksa iş uzun sürecek. Daha makul bir şeyle başlayalım o zaman. Nilgün Hanım şirkette balon büyüme yaratmış. Evrakta sahtecilik yaptığına dair belgelerimiz var. Eğer kabul etmezse suç duyurusunda bulunacağız. Peki o zaman. Hemen iletiyorum. Barış Bey, peki şikayet edilmek yerine neden pazarlık yapılıyor? Çünkü o zaman müşteriler balon büyümeyi öğrenir. Şirket güven kaybeder. Evet. Onların bunu hazmetmesi epey zaman alacak. Ne içiyoruz arkadaşlar? Barış Bey espresso, ben çay. Tamam. Bir espresso, bir çay, bir filtre kahve. 2117. Sağ ol. Ben bir hava alacağım. Neyi var bunun? Çözemedikleri bir dava var da kafası ona takıldı galiba biraz. Nasılsın teyze? Ben bir iş için Silivri'deyim ama aklım sizde. Bu hani bana anlattığın mesele var ya. Onu bir konuşalım mı? Benim aklım çok takıldı ona. Ben gideyim tabii artık. Ne oldu bakayım? Senin için mi rahat etmedi? Söyle. Ne bileyim. Ya biz ikimiz olsak neyse de. Aslı da var. Nesi var Aslı? Ya patron bunalımda dedi bana. Bir de çok kötü davranmış geçenlerde kıza. Ya sen de şimdi diyorsun ki biz olayları çözdük diyorsun. O zaman bu patron niye hala bunalımda? Ben vallahi hiç anlamadım ben. Ya patron bunalımda çünkü o patron. Ya karar verenin sorumluluğu büyük olur. Ha. Bir tek o yüzden diyorsun yani. Aslı'yla bir ilgisi yok. Yani ben Aslı'ya ben de öyle söylüyorum da ondan yanlış bir şey söylemeyeyim diye şimdi sana böyle dedim. Şimdi patron ne düşündün tabii sen çok daha iyi bilirsin. O yüzden ben... Gül, bence bu ara patrona Aslı'dan başka hiç kimse iyi gelemez. E diyeceksin ki niye bilmiyorum. Benim isim böyle yani. Tamam o zaman. Hadi gel bakalım.
Bey, hoş geldiniz. Metin ben. Ben de Şirin, çok memnun oldum. Burada Aslılar yok bugün. Barış Bey'i Silivri'ye götürdü. Metin abi? Ha, bizim çocuk buradaymış. Merhaba Teo Bey. Müsaitsen seninle birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Tabii tabii abi. Sen gel odaya geçelim biz abi seninle, gel. Şöyle abi. Gel abi. Gel şöyle buyur otur. Ne içersin abi, çay kahve? Yok sağ ol, sağ ol. Bütün gün çayın çorbanın içindeyiz zaten. Buyur abi, evet. Ben çok fazla vaktini almadan konuya gireyim. Bak Teo, bize geldin, kızımla konuştun. Bazı şeyler öğrendin. Hatta arabayı kullanan kadın olabilir bile dedin. Ama sonra bir daha sizden bir haber gelmedi. Ne oldu bizim iş? Tıkandı mı? Nilgün Hanım şirketi alma talebinde ısrarcı. Karşılığında şirketin ederinin yarısını istiyor. Elimizdeki belgelerle. Bu çok mantıksız değil mi avukat bey? Açıkçası ben de öyle bulduğum için biraz bastırdım. Meblağı biraz yükseltirseniz ben de ikna edebilirim. Anladığım kadarıyla şirket itibarını korumak için mahkemeye gidemeyeceğimizi düşünüyor. Ama gizlilik kararı çıkartabilirim. Bunu hesap etmiyor herhalde. Dedim bu işte bir şey var diye. Müşterilerin de bizde kalması şartıyla yeni teklifimiz budur. Tamam, ben iletiyorum. Sen ne diyorsun Semih? Ya da dava açacağız. Sahtecilik belgelerini masadan kaldır. Onları kullanmayacağız. Semih sen ne diyorsun? Elimizdeki tek koz bu. Şirketi tümden kaybedersin. Onları da kullanmayacağız. Şirketi de kaybetmeyeceğiz. Benden imkansız bir şey istiyorsun. Ben sana inanıyorum. Sen becerirsin. Barış Bey, bir şeyler dönüyor. Ortağı Semih Bey'e şantaj yaptı. Fotoğraflar vardı elinde. Nereden biliyorsun? Semih Bey'e bir not geldi. Sonra kalktı, yan odaya girdi. Ben de onu takip ettim. Baktım içeride ortağı var. Elinde bir şeyler var. Attı adamın önüne. Karşılıklı gerildiler. Müzakere odasında avukatın yanında mı? Yok. 2118 değil. Öbür yanımızdaki oda. Sadece Nilgün vardı. Yok, ben müvekkilime şantaj yapılmasına izin veremem. Emin misin? Eminim. Ama dedim ben size. Bunlarda bir tuhaflık var dedim. Ne yapalım, konuşalım mı Semih Bey'le? Ben derim ben gördüm diye. Konuşsam ne olur ki? Bana söylemediğine göre sorsam da yine söylemeyecek. Neyle şantaj yapmış olabilir acaba? Hemen öğrenirim. Bekleyin. Aslı dur, nereye gidiyorsun? Hadi be. Kilitli mi? Evet. Kilitleyip gitmiş kadın. Nasıl gireceğiz içeri ya? Buluruz bir şey. Buranın numarası kaç? 2116. Evet. Mantıken öyle. Bana söyleyemediğin bir şey mi var? Abi biz biraz tıkandık da o işte abi. Benim kızım yürüyecek hayırlısıyla. Bir sakatlığı kalmayacak. Ama bize yaşattığı acı
bütün ailemizi sakat bıraktı. Vicdansızın biri sadece kızımı değil, hepimizi ezip geçti. Aslı'nın içindeki korkular biraz da buna bağlı. Yani sözün özü, bu adamı ben de sizinle beraber aramak istiyorum. Ben de usul erken bilirim az buçuk. Bundan önce kızımın tedavisiydi, öyleydi, böyleydi. Önceliklerim farklıydı. Ama şimdi geçti. Artık kendime geldim sayılır. Sen bana nerede tıkandığınızı anlat. Ben de başlayayım sizinle birlikte bu herifi aramaya. Abi ben patronla bir konuşayım o zaman. Haberleşiriz sonra. Müsaadenle. Estağfurullah. Bulamadık diye üzülme. Biz ailecek sizden razıyız. Allah da razı olsun. Eyvallah. Patron sen haklıymışsın ya. Biz bayağı elimizi kirletmişiz yani.